Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Yine Bilecik'in dağlarında yaşam sürmüş medeniyetlerin neler yaptığıyla alakalı ilgili sizlere bilgi paylaşımını yapmak için ta Bilecik'e kadar geldik. Değerli arkadaşlar, kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın. Başınızı derde sokacak işler de yapmayın. Bilinçsiz İnsanların gazıyla dağ tepeye çıkıp gereksiz işler de yapmayın. Bizim amacımız sadece insanlara bilgiler aktarıp bilgiler vermek. Kimseyi yanlış bir şeyler teşvik etmiyoruz. Yapacaksan bile bu işleri adam gibi adabınca, izinli bir şekilde yap. Devlet nezdinde yap. Cihazın tanıtımını yapıyoruz. Cihazın neler yaptığını sizlere anlatıyoruz. Yapılmış olan işaretlerin, İşlem görmüş yapıların, kayaların neler yapılmış, bunları sizlere paylaşıp aktarmaya çalışıyoruz. Gerek figür, gerek kasa, o dönem insanı o şartlarda neler yapmış, nelere maruz kalmış, yaşantı şekilleri nedir, nasıl yaşamış, bunları aktarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, bakın, bana destek verin, kanalıma abone olarak desteğinizi esirgemeyin. TikTok adresimiz var. Şu sahtekar insanlara inanmayın. Ben bunu her videolarımda söylüyorum. Söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bir insana verilen bir değer vardır. Bir insanın yaptığı şeyler vardır. Bir öğretmen okula gelen yeni başlayan bir çocuğa 5. sınıfa kadar onu bir anne şefkatiyle gerek baba, gerek abla, gerek kardeş kendi çocuğu yerine koyarak ona bir şeyler eğitir. Ona bir şeyler vermeye çalışır. Gözetiminde öğretir, bilgilerini aktarır. Biz de elimizden geldiği kadar siz değerli arkadaşlara bilgiler vermeye çalışıyoruz. O yüzden şu değerinizi, yani değerimizi bilelim. Siz de ona göre değer verin. Şu like'ları atın. Atmanızı her videolarımızda söylüyoruz. Atın be değerli arkadaşlar be. Basın şu like'lara ya. Çok zor bir şey değil. Like. Like'lara basın. Şimdi arkadaşlar, burada yapılmış olan bir figür var. Burası büyük ihtimalle bir oda. Büyük ihtimalden ziyade bir oda. Devasa bir kaya yapısı. Muazzam bir şekilde. Ben buralarda farklı videolarla, farklı bilgilerle sizleri bilinçlendirmeye devam edeceğim. Bilecik, tarihimizin en güzel yerlerinden biri. Osmanlı'nın çıkış, Osmanlı'nın kuruluş yerlerinden biri Ertuğrul Gazi. Hem tarihi hem de yapılan işlemleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Fazla konuştuğumuz zaman kimi insanlar tepki veriyor. İşte fazla konuşuluyor diye. Ben fazla konuştuğumu düşünmüyorum. Benim bilmiş olduğum, öğrenmiş olduğum bilgileri insanlara aktarmaya çalışıyorum. Ve bir de şu ses olaylarına çok birkaç kişi yazıyor. Ve değerli kardeşim, elimden geldiği kadar bağırmaya çalışıyorum. Mikrofon diyorsun. Ben şimdi bu telefona uyumlu bir şekilde bir mikrofon bulamadım. Çok araştırdım. Bana verilen değere göre ben mikrofonuydu, Hasan'ıydı, Mehmet'iydi, onları zaten düşünüyorum. Kamerasıydı, güzel çekimiydi, onları zaten düşünüyorum. Ama bana verilen değere göre ben kademi yükseltiyorum. Verilmeyen değere göre değil. Bana değer veren arkadaşlar çok. Allah onlardan razı olsun. Elimden geldiği kadar da bilgilerimizi, bildiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ve 30 bin abonede güzel böyle hediyeler vereceğiz diye ben bir iki videomda söylemiştim. Söyleyeceğim artık. Arkadaşlar bakın, ben YouTube'dan para kazanmıyorum. YouTube'dan gelen para belli bir yerde birikecek. Belli başlı bir şekilde ben o YouTube'dan gelen parayı değerli siz arkadaşlara güzel böyle hediyeler vererek dağıtmak istiyorum.
30 bin abone de, 50 bin abone de, işte 60, 70, 80 bin abone de, 100 bin abone de, ben her 30, işte duruma göre bakacağım, 50 güzel güzel hediyeler dağıtacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Artık ne olursa, şansa, kadere, nasibe göre. Şimdi burada bakalım ne var? Cihazımız bize ne yapacak? Neyi gösterecek? Yapılan güzel figürler var. Recep abim isterse şuradaki figürlerden buradan itibaren şöyle gel, buradan itibaren başlayalım, buradan daha güzel gözüküyor. Ben bu taraftan böyle gel, ben bu taraftan anlatayım. Arkadaşlar, bu yapılan şu işaretlemeler geneli içerideki bir mezarı, içeriye girdiğinde bakın burada bir harita var. Ben o haritaya çok fazla detaylı bir şekilde girmeyeceğim. İçeriye girdiğin zaman diyor seni bir mezar karşılar. İçeriye girdiğin zaman diyor seni bir gaz tuzağı karşılar. İçeriye girdiğin zaman seni farklı farklı şeyler karşılar. Tılsım karşılar. Çok bilinçsiz bir şekilde insanları yönlendirip orada burada köstebek yuvası gibi kazıttırıyorlar. İşlemler yaptırıyorlar. Ben buraya gelirken yine baktım sağa sola. Bilinçsiz bir şekilde yapılmış. Niye yapmış adam? Hemen onu da söyleyeyim. Eline bir çubuk almış. Çubuk boşluk verip verdiği yeri de kazmış. Sonuç hüsran. Eline bir dedektör almış. Dedektör ding 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 mineral ötmüş. Orayı kırmış. Çok geldik değil mi Recep abi? Aynen. Gelirken. Bilinçsiz. Bizim amacımız ne? İnsanlara bilgileri aktarmak. Bilgileri vermek. Bu işlerin zor olduğunu söylemek. Şimdi burada. Ben buraya geldiğim zaman. Recep abi şöyle gel. Bakın ben buraya geldiğim zaman burada. Bakın şurada iki tane göz var. Burada surat var. Burada surat var. Burada iki tane göz var. Buralarda kartal gagası gibi farklı farklı böyle küçüklü büyüklü figürler var. Burada en büyük olay bu. Bakın burada şuradan tam alır bak Recep abi. Güneşe dönmek istemiyorum olur mu burada? Bakın burada müthiş bir şekilde yapılmış olan bir figür var. Bu arkadaş bunu buraya yaparken keyfe gedere yapmamış. Bir anlam ifade ediyor. Kendini temsil etmiş. Burada kocaman bir yapılı işlenmiş figür. Bundan daha iyi belli oluyor. Gözüküyorsa tamam sıkıntı yok. Müthiş bir şekilde yapılmış. Burada yine bir surat aşağıya bakıyor. Burada bir domuz yavrusu var. Bakın burada bir domuz yavrusu var. Kafası domuz yavrusu. İçeriye girdiğinde seni karşılayan hattı söylüyor. Buraya harita yapmış. Ben şimdi buraya geldiğim zaman şunu oradan al. Boşluk modunda cihazı kaldırdım. Burası mihrap görevi görüyor. Hani benim birkaç videomda var açılmış olan bir yer. Bakın duvar şu an kapak yaptı. Devam ettim. Duvar yaptı. Yani buradan içeriye bir giriş. Burayı komple doldurmuşlar. Sen burayı nasıl açacaksın? Recep abi aşağıya çok tutuyorsun. Sen öyle gördüğünü zannediyorsun ha. Yok ben seni görüyorum da şey yapmıyorum. Güneşe. Sen burayı nasıl açacaksın? Ya da burayı açmak isteyen insan nasıl açacak? Burada ne olduğunu biliyor musun? Bilinçsiz bir şekilde yapılan işlemler var. Sen figürleri öğren, işaretleri öğren, oymayı öğren, ne yapmak istiyor onu öğren. Şimdi ben burada bir kasa var mı diye size sormuş olsam, görebilen, çözebilen kişiler burayı gösterdi Recep abi sizlere. Burada kasa var mı yok mu bana orada gösterin. Net bir şekilde bakın burada kasa var mı? Tekrardan alırız Recep abi buraya. Tekrardan al. Burada kasa var mı? Kasayı görebilen var mı burada? Ufak tefek böyle küçük tarzlı işte bronz, gümüş veya altın koyulmuş. Cihaza da bakacağım. Burada bir kasa var. Bakın burada güzel bir şekilde bir hayvan figürü var. Şimdi buradaki kapağı, buradaki duvarı sizlere gösterdim. Boşluk. Buraya da çıkacağım, burayı da çizeceğim. Yalnız çok iyi dönüyor. Neden? Çünkü güzel bir boşluk var burada. Bakın burada dönmüyor. Beni oraya atmaya çalışıyor. Beni oraya götürüyor. Burada yok.
Ama geldiğim zaman buraya şu yalan yanlış bilinçsiz işler yapmayın değerli arkadaşlar. Hem kendinizi tehlikeye atıyorsunuz hem de tarihi dokulara zarar veriyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar bilmiş olduğum, görmüş olduğum bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çalışıyorum ki bir şeyler yapılırken ona göre. Şimdi ben buranın farklı bir yerine geçeceğim. Sonra farklı bir yer var. Orayı paylaşacağım. Recep abi şurayı da ben bir çizeyim mi? Çiz. Yalnız harika bir yer. Girişe kadar getirdi. Evet. Ortalama 5 metreye 5 metre bir oda. Bunun içinde güzel şeyler var mıdır? Emareler var mıdır? Nasip. Bilemem. Altın modunu aldım. Acaba sende altın var. Hık. Oradan şey mi olacak? Güneş mi verecek? Hayır, böyle geçelim. Sen biraz uzaklaş benden. Yakalamadı burada sana geliyor. Altın koymamış. Bir dakika ya hepsi açık kalmış pardon. Yine sana geliyor. O tarafa yaklaş bakayım sen. Koymuş. Bronza bakacağım. Zaten sende bronz yok. Sen kaç? Yok. Verdi. Bronza da attı. Bak ne yakaladım gel. Beni bir alsana. Şunu çıkayım. Ya var ya benim aklımı seveyim aklımı. Ulan. Anasını be. Ulan ben bu işi biliyorum be. Gel gel. Ha buradan alman lazım. Bak. Hı. Surata bak surata. Görüyor musun? Ben de bakacağım. De böyle şey, ben güneşi kapatırım Recep abi. Ben güneşi kapatırım, eğil yere. Sen net gör sadece yeterli bana. Görüyor musun? Aynen görüyorum. Arkadaşlar surata bakın. Yani burada yatan 20. Bir kişinin kafa yapısı, çenesi, burnu, kafa, göz, hepsi burada bakın, ağız. Net belli oluyor mu be? He?
Yani kalk yukarı. Net belli olsun, net. Evet, belli oluyor. Yani. Oluyor mu? Bak, görün arkadaşlar, kafaya bakın, kafa kafa. Burada yatıyor. İyilme, iyilme sen, güneşin gerek. Tamam. Tamam, tamam. Gözüyor yetti. Değil mi? Gözüküyor. Gözüktü, tamam, yetti, yetti. Lan takla atarım burada vallahi billahi. Çakmacılar! Gösterin lan böyle işaretler. Gittiğiniz yerlerde böyle figürleri gösterin. Anlatın insanlara. Burada kasa var deyip de açtım al sana diye göstermeyin. İşaretleri okuyun. Bilmiyorsanız öğrenin benim kanalımdan. Fakeçiler sizi. Ha. Hacım abi şuraya gidelim. Durdurayım mı? He? Durdurayım mı? Dur dur. Tamam mı? Yayında mıyız? Tamam, yayındayız. Deneme bir iki yayın. Elini şöyle avucun içine al. Öyle değil, öbür türlü çevir avucunu. Şöyle benim gibi. Heh. Ha öyle. Deneme bir iki. Evet arkadaşlar. Yine dolgu yapılmış. Dolgu olan bir girişe geldik. Burası da büyük ihtimalle içeriye giriliyor. Burası dolgu. Şurası komple dolgu. Buradan herhangi bir yerden gelip buradan içeri giriliyor. Burayı komple doldurmuşlar. Bakalım. Bayağı da büyük. Hiç bu tarafa atmıyor ya. Bak burada hiçbir şey yok. Böyle yapması lazım. Hiç vermiyor ya. Ama burada evet, burada dolgu. Figürlere bak ya. Ben şunu bir göstereyim mi? Buranın derinliği nedir sence Recep abi? Bayağı var. Şunu ben bir göstereyim ya. Gördünüz mü figürleri? Bak ağzını açmış. Bir tane de burada var. Çok işaretler var. Ya bu bilecik beni alacak ya da ben bu bileciği alacağım. Acaba abi aşağıya gidelim. Aşağıdaki oda var ya. Şimdi arkadaşlar aşağı ineceğim. Aşağıda da güzel bir giriş hatları var. Hani bilecikle bir yerde bir yerler açmış arkadaşlar ya, aynı onun gibi hatlar var. Onları paylaşacağım sizlerle. Şurada güzelce böyle yapmış orada bir figür. Kapat abi hadi. Evet arkadaşlar. Arazide böyle geziyoruz. Geziyorsunuz daha doğrusu. Geldiniz. Şu taş dikkatinizi çekti. Recep abi şuradan da alabilirsin. Geçerken böyle taşların yanından birçok kez geçiyorsunuz değil mi? Yani bakın burası çok büyük bir dağ. Kaya yapısı. Bunun altlarında içinde yeraltı şehri var. Ben yine buraları çekeceğim. İleriki dönemlere doğru işaretlerle alakalı yapılan figür, kasa bunları paylaşacağım. Şöyle bir taş gördünüz. Yanından geçiyorsunuz bunu. Ne anlam ifade ediyor? Senin şu parmağın gözükmesin ha. Kapat şöyle parmağını, kapat. Kapat. Heh. Bunda işareti var, figürü var. Bir harita yapmış, küçük, çaplı. Ben buradan geçerken bilmiyorum ne anlama geldiği ifade ediyor. Bunun yanından geçerim. Şöyle bir göz gezdirdim, baktım. Bu nedir? Burada yatan. Şimdi buradan alsın Recep abi. Hemen anlatayım. Tam buradan Recep abi.
Şurayı gördün mü Recep abi? Gözüküyor mu? Fil kafası, bakın bu. Filin kafası, filin yavrusu. Şimdi belli oluyor mu? Gözüküyor. Recep abi net belli olsun. Gerekirse şöyle biraz kay. Bakın arkadaşlar, filin bu kafası. Burada kulağını arkaya almış. Net net belli ediyor mu kendini? Ha? Ediyor. Burası filin kafası. Bunu açtığım zaman bunda bir hortum vardır. Hortumunu uzatmıştır. Burası kıç tarafı. Burası yatmış. Sen şimdi bunu buradan geçerken görsen ne düşünürsün? Sana bu ne anlam ifade ediyor? Ben sana hemen anlatayım bunun ne anlam ifade ettiğini. Bu girişin, benim diyor burada giriş var diyor. Bunun altında. Bakın burası düzlem. Düz. Burada kapak var diyor. Kapak olduğuna nasıl eminim? Akıl başka, bilgi başka. Baktın. Bir hayvan figürü yapılmış. Bunun ekseni etrafında bir yerlerinde ufak çaplı paralar var. Tamam. Bunda bir giriş var. Buradan kendini belli ediyor. Bir. İkincisi yapı olarak kendini belli ediyor. Üçüncüsüne gelelim. Cihaz. Ben böyle giderken sen böyle git, güneş alma. Öyle alayım. Tamam öyle al. Cihazı kaldıracağız. Önce bir oda çizeceğiz. Kapak. Burası içeriye giriş. Hani bir bilecikle girdik ya bir yere. Burada aynı onun gibi. Bu da onun gibi. Bu da buradan giriyor. Hemen bakalım. Bak. Buna da kapak yapıyor burada. Çünkü bu taş komple bir yapı. Bakın. Oda. Büyük bir oda. Buraların altlarında hep oda, ufak ufak oda. Yani sınıfı düşük insanların burada kaya odaları var, kaya mezarları var. Daha yükseklerde daha üst seviyede olanların var. Burası komple mezar alanı. Hemen burada size ben bir tane mezar çizeceğim.
geniş duvar, boşluk, mezar. Yani böyle tuğla da, şeyden duvar yapıp da içinde yok. Duvardan sonra atlıyor, bir daha çiziyor. Yan yana mı, iki tane mi? Yan yana değil ya. Arada şey yok ki. Bak. Sedir mi yapmış gözüm? Bak şimdi duvarı verdi. İçine girdim, saldı. Bir daha kesti. Normal, boş. Bir daha kesti. Sedir yani. Çıktık. Bir daha duvar. Yani o şey olabilir. L. Çünkü geniş. Aa, bu kadar uzunluğu var. 1, 2, 3 metre. 1, 1,5. Allah Allah, enteresan. Bir bakalım bakalım boşluğuna. Beş. O kadar, tamam. 5 metre Recep abi. Evet. 5 metre yok. 4,5. 4,5 5 arası. Ama eğer dediğim gibi ise ya, bir daha bakacağım. Başka çiziyor. Yan yana koymuş. Yan yana koymuş. Ağa babaları var burada o zaman. Yok, yan yana koymuş da. Yani normal sıra şey, bir mezar değil yani. Ufak bir mezar değil. Evet. Değerli dostlarımız. Açıklama bölümünde, açıklama kısmında benim telefon numaram, WhatsApp hattıyla ulaşın diye telefon numaramı bırakıyorum. WhatsApp hattıyla gelin arkadaşlar. WhatsApp hattından yazın. Sormak istediklerinizi kanala yazın. Farklı bir şeyler olursa WhatsApp'tan gelin. Ama şu resim video olayını bakın, ben ufak tefek kaldırdım. Beni çok yoruyor. Benden bir geri dönüş olmuyor. Bayağı bir videomda anlattım, söyledim. Aradığınız zaman da, WhatsApp'tan yazdığınız zaman da söylüyorum. Ben zaten bilgileri çıktığımız arazilerde ben paylaşmaya çalışıyorum. Senin bana çekmiş olduğun işaretler benden sana geri dönüş yapmıyor. Vebale girmem. İnsanları yanlış yönlendirmek istemem. Yönlendirmeyi de sevmem. Yönlendiren insanlara inanıyorsunuz. Ama biz size güzel, değerli bilgiler aktarırken izleyip geçiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, like'larınızı atın. Emek var, değer verin. Destek olun. Dediğim gibi 30 bin abonede güzel hediyeler olacak inşallah. YouTube'dan gelen parayı Allah nasip ederse güzel hediyelerle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Rızkı veren Allah, Allah'a tevekkül, Allah'a inanç. Gerisi boş. Gerisi hayal. Bu dünyanın öteki tarafı var. Ahir zaman var, azap var. Ben İslam'ı, Allah'ı kullanarak şakrabanlık yapmıyorum. Bir tane kendini bilmez yazdı. Yani söyledi bana. Bunu ancak sen yaparsın. O senin işin. İnsanı kandıran adam adam değildir. O yüzden de arkadaşlar, sahtekar insanlara inanmıyoruz. Sahtekar insanlara kanmıyoruz. Doğru insan kimse, ona destek verin. Onun yanında olun. Olmaya çalışın.
Ve Recep kardeşim defineci baba. Defineci abi miydi? Recep abi ya. Defineci abi olması lazım. Kardeşim güzel bir videolar çekmeye başlamış. Bu arkadaşın kanalına abone olun. Destek verin. Güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyor. Ben de bu arkadaş elimden geldiği kadar, aklıma geldikçe videolarımda paylaşıp anlatmaya çalışacağım. Defineci abi yazın Recep diye çıkıyor. Güzel bir dost, güzel bir arkadaş. Ufak ufak böyle güzel videolar çekmeye başlamış. Arkadaşlar, böyle arkadaşlara, insanlara destek verin ki hem bilgileri alın hem o arkadaşlar kazansın. Sahtekarlara destek vermeyin. Sahtekarlara inanmayın. Arkadaşlar, güzel videolarla yine sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.